Herkese merhaba, Beniram. Bugün Purcell.com'da gördüğüm bir çantadan esinlenerek yaptığım bir çantayı göstereceğim size. Ben oradaki anlatılan çantadan farklı olarak çift taraflı kullanılabilecek şekilde yaptım bu çantayı. Gördüğüm modelin linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Ben dikey çizgili bir kumaş kullanmak istedim. Önündeki cep kısmındaki parçayı çizgiler yatay olacak şekilde keserim diye planladım. Kumaşım yaklaşık 70 santim boyunda ve 100 santim genişliğindeydi. Kumaşımı ikiye katladım ve çizgiler denk gelecek şekilde iğneleyip kestim. Ana parçalar 43 santim genişliğinde, 48 santim yüksekliğinde, dikiş payı 1 santim, ağız kısmındaki kıvırma payını ise 4 santim yaptım. Tekrar dikersem bu modelden 4-5 santim daha geniş yapabilirim. Geniş çantaları sevdiğim için. Siz de eğer geniş çanta seviyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz keserken. Cep parçasını biraz daha modelde söylenenden uzun kestim ki çizgileri istediğim yere gelecek şekilde ayarlayabileyim kıvırırken ağız kısmını. 41 santim ve 18 santimdi benim parçam. Modelde genişlik 19 santim yaklaşık aslında. Ama kumaşım bu kadar yetmişti benim. Sapta kullanmak için ben bu genişliği bulabildim. 2,5 santim genişliğinde. Bunu çok zor bulduğum için Ankara'da nereden bulduğumu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Toplamda 2 metre 88 santim almışım. Ortasından keseceğim bunun. Keserken bantlayarak kesmeniz gerekiyor ki sökülmesin. Ortayı iğne ile işaretleyip bantla etrafını sardım ve bantın ortasından kestim. Bu şekilde yerleştireceğiz bu sapları. Bu arada en son kolumda nasıl duruyor ekleyeceğim videonun sonuna. Eğer kalın bir montla giyeceğiniz bir sap uzunluğu isterseniz örneğin toplam 3 metrede kullanılabilir. Çantanın diğer yüzü içinse bu parçanın aynısından farklı bir kumaştan da kestim 2 adet. Ben o tarafta kot kumaşı kullandım. Ben ilk başta astar yaparım diye düşünmüştüm. Ama daha sonra çift taraflı kullanabileceğim bir çanta olarak dikmek istedim. O yüzden bu taraf için de cepleri biraz sonra keseceğim. Bu cep parçasının ucunu kıvırdım 2 kere ve düz dikiş yaptım. Ana kumaşta bu tarafta dikiş görünmesini istemedim. Sadece ütüledim o yüzden. Siz buraya bir dikiş de yapabilirsiniz. Ben sadece diğer tarafta yapacağım. Çantanın ortasında olacak şekilde yerleştirdim cebi. Kenarlardan zikzak dikiş yaparak kumaşa sürfile çekmek yerine bu aşamada hem birleştirdim ana parçayla hem de atmasını kumaşın önlemek istedim. Köşeleri dönerken iğne kumaşın içindeyken baskı ayağını kaldırıp döndürebilirsiniz. Artık sapları da takabiliriz. Ana parçanın solundan ve sağından mesafeleri eşit olacak şekilde sol ve sağ tarafta sapı kumaşa iğneledim. Sapı bir tarafa iğneleyip karşı tarafına geçerken sapı döndürmediğinizden emin olmalısınız. Ara ara ölçerek düz dikiş yapıyorum. Çantanın boyunu biraz değişirim belki sonra diye çantanın ağız kısmı kıvrıkken dikmedim. İlk başta 2,5 santim kıvırmıştım hatta sonra 4 santime çıkardım. Sap kısmını biraz söküp tepeyi yeniden dikerek. Arka parçada da aynı yere sapları iğneledim. Aslında ön parça ile tek farkı bu tarafa cep dikmemiş olmam. Diğer tarafa gelecek olursak ben bu tarafta kot kumaş kullandım. Kot kumaşın dokuması dimi desen oluyor. Desen çapraz ilerliyor bu şekilde. Kumaş yönlerini aynı yapmak için ok işareti koydum kesmeden önce. Çizgili olan kumaş için cep kısmını kesince yanındaki parça elimde kalmıştı. Onu burada değerlendirmek istedim bu tarafa da bir cep yaparak. Bu tarafta yatay bir şekilde kullanacağım. Daha sonra onu ortaya koyup alt kısmına yine kot kumaştan bir cep daha yapmak istedim. Ceplerin yerlerine karar verebilmek için ana kumaşı 4 santim kıvırdım. Çizgili kumaş 18 santime 43 santimdi. Kot kumaşın ise 21 santime 43 santim olmasına karar verdim.
Aslında 43 santimden daha geniş kesmiştim. Belki körüklü cep yaparım diye. Ama düz cep yapmaya karar verdiğim için o ölçüleri söylüyorum. Ceplerin ağız kısımlarını bu şekilde önce yarım santim, sonra bir santim kıvırdım ve ütüledim. Böyle ütülerken de kıvırabilirsiniz. Her ikisine kıvırdıktan sonra düz dikiş yaptım. Kumaşın ortasını işaretledim ve çizgili olan parçayı kumaşların yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Cebin alt kısmından dikip bu şekilde açacağım. Ben desenli bir dikiş ile diktim kumaşın sökülmesini önlemek için. Ve sonra açıp üstünden düz dikiş yaptım. İki ayrı cep olacak şekilde diktim. Alta yerleştireceğim kot parçasını da yerleştirdim ve kenarları iğneledim. Buradan buraya kadar zikzak dikişiyle diktim. Ve benim parçalarım daha büyük olduğu için fazla kenarları kestim. Bu parçanın da ortasını işaretledim. Rahat dikebilmek için terzi taşı ile çizdim ve düz dikişle diktim. Ön ve arka parçaların ağız kısımlarını 4 santim kıvırıp 3 santimden düz dikiş yaptım. Kumaşların yüzleri birbirine bakacak şekilde koyup buradan buraya kadar dikeceğim. Çizgili taraf için de aynısını yapacağım. Köşeleri dönerken her zaman iğneyi içeride bırakıp döndürüyorum. Bu şekilde ters çevirip düz bir çanta yapabilirsiniz. Ama ben zemin kısmında genişlik olmasını istiyorum gördüğüm modeldeki gibi. O yüzden alt kısmı bu şekilde açıp kenarda bir üçgen oluşturdum. Köşenin 5 santim aşağısından 10 santim olacak şekilde işaretliyorum. Tabandaki dikişin ortada olmasına dikkat ediyorum bunu yaparken. Diğer tarafa da aynısını yaptım. İlk önce suda çıkan kalemle çizip sonra iğne takmak daha pratik geldi bana. Terzi taşıyla veya sabunla da çizebilirsiniz. Çizgili taraf için de aynısını yapıyorum. Bu sefer iki tarafta da aynı anda üçgenleri oluşturdum ve 10 santim uzunluğunda çizdim, iğneledim. Şimdi buraları düz dikiş ile dikeceğim. Dikmem bittikten sonra taban ölçüsü istediğim gibi mi görmek için düzünü çevirdim ve ben ölçüyü beğendiğim için 1 santim pay bırakarak kestim. Kullandığım düz renk olan kot kumaşı daha kalın. O yüzden onun düzünü çevirdim. Onun içerisine çizgili tarafı tersi dönükken yerleştirdim. Yani şu an tersleri birbirine bakıyor kumaşların. Sadece birbirleriyle birleştirme aşaması kaldı. Yan dikiş kısımları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirip iğneledim. Sonra diğer kısımlarını da karşı tarafıyla eşleştirerek iğnelemeye başladım. Kumaşlar eşit hizada olacak şekilde iğneledim. Eğer düz renk bir çanta yapmış olsaydım, saplar da aynı renk olsaydı, çevresini tamamen makinede de dikebilirdim. Ama ben elde dikeceğim. Bence daha temiz bir görüntüsü oluyor. Bu ağız kısmının çevresini elde dikeceğim şimdi. İğneye ipi geçirip düğüm attım ve bu düğümü iki kumaşın arasına gizliyorum.
Daha sonra kumaşa batıyorum ve hemen yanından çıkıyorum. Çok minik minik dikişler yapıyorum. Böylece görünmüyor. Ön kısımda beyaz ve kırmızı çizgilerle özellikle dışarıdan görünmeyecek şekilde aralarından batarak tamamını diktim. Bir kot kumaşa batıyorum, bir de karşısındaki kumaşa batıyorum. Eli dikmem bittikten sonra bu şekilde tertemiz görünüyor. Kolumda takılıyken askının mesafesi bu şekilde. Bence bol cepli, çok kullanışlı bir iç çanta oldu. Nasıl ters çevirdiğimi de göstermek istedim. Çevirdikten sonra taban kısmını elinizle düzelttiğinizde bu şekilde diğer tarafı da kullanabiliyorsunuz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu çantadan yaparsanız bana Instagram'dan fotoğraf atın lütfen. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.